Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 4 hisse ile aylık 30.000 TL temettü almayı çok kısa ve net şekilde sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Birkaç tane önemli notumuz var. Videonun sonuna doğru o notları vereceğim. 4 tane hissemiz var. Bu hissenin incelenmesini de birlikte yine sağlamaya çalışacağız bu video içerisinde. Ama bu video biraz daha orta ve ileri seviyeye hitap edecek bir videodur. O yüzden eğer temel analizle ilgili hiçbir bilginiz yoksa, temettü hisseleriyle ilgili, temettünün ne demek olduğuyla ilgili hiçbir bilginiz yoksa, değerleme metotları ile ilgili temettülü neye göre dağıtıldığı ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa o zaman muhtemelen bu videodan çok az şey anlayacaksınız ya da daha az verimlilikte çalışacak bu video sizler için. O halde ne yapmalısınız? Yine kanalımızda tamamen ücretsiz şekilde bulunan 500-600 videoluk eğitim serisi var. Bunlardan orta seviye eğitimleri, temel analiz eğitimini ve temettü yatırımcılığı eğitim serilerini izlerseniz bu videodaki verimliliğiniz artacaktır. Bugün sizlerle birlikte 4 hisseyle aylık 30 bin TL temettü almanın nasıl olduğunu, hangi 4 hisseyle sağlanabileceğini ve alt başlıklarda bizleri ilgilendiren önemli hususlar nelerdir bunları işlemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video eğitim içerik içinde katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hemen videomuza başlıyorum. Şimdi burada öncelikle şunları bir bilmemiz gerekiyor. Örneğin böyle bir soru soracağınızı düşünmüyorum ama elimizdeki parayı şu anda temettü hisselerine koyup temettü alacağımıza faize koysak faiz daha fazla getiri sağlamıyor. Şu an hala realde eksi faiz olan bir dönemde bu çok sağlıklı bir metot değildir. Evet paramızın belli bir miktarını şu an yüksek faiz oranları olduğu için bir kısmını mevduatta değerlendirmek, hedge mekanizmasını sağlamak ve sepet oluşturmak için sağlıklıdır. Ama evimi, arabamı, bütün varlıklarımı satayım ve her şeyi faize koyayım zaten faiz en iyi getiri şu an sağlamıyor mu demek yanlış bir sistemdir. Nedenini de daha önceki eğitim videolarımızda anlatmıştık oradan bulabilirsiniz. Şimdi gelin hemen ilk şirketimizle başlayalım ama sondaki bildirimleri kaçırırsanız bu videoyu izlemenizin hiçbir anlamı kalmayacaktır onu tekrardan söyleyeyim. Sonda tam 3 tane hatta 4 tane önemli bildirimimiz var. Bu 4 bildirimi izlediğiniz takdirde yani o kısımları notları aldığınız takdirde ancak bu video işinize yarayabilir. O yüzden sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Şimdi ilk şirketimiz Doğaş'a bakıyoruz. Doğaş'ta bizim aşağıda 230 liralarda bir desteğimiz vardı. Buralara kadar değen bir Doğaş görüyoruz. Peki bunun altındaki kademelerimiz var mı? Varsa nereler? Onlara bakalım hızlıca. 210 liralar bizim birinci kadememiz. İkinci ve artık dip seviye diyebileceğimiz kadememiz ise 190 liralardır diyebiliyorum. Şu anki bulunduğu kademe bir, bir üstteki ve bir de 190 seviyeler arasındaki 3 kadememiz toplamda bizim için açıktır diyebilirim. Şimdi Doğaş'ın örneği üzerinden sizlere bir şey anlatacağım yine. Ve bu anlattığımız şeyi de diğer hisselere çoğaltmanızı, paydasını genişleterek vurmanızı isteyeceğim. Zaten burada tek örnek içerisinde biz bunu anlamış olacağız. Şimdi Doğaş'a baktığımız zaman şu anda çok basit bir hesaplama yapacağız sadece. Yine yıllıklandırılmış net kar üzerinden gideceğiz. Aşağı yukarı yeni bilanço döneminde 5 milyar, 6 milyar civarında bir kar getirebilir. Yine biz bunu iyimser alalım. 20 milyarlık yıllıklandırılmış net kar olsun diyelim. Bunu ödenmiş sermayesine böldüğümüz zaman hisse başına 90 liralık bir hisse başı kar söz konusu. Şimdi Şirketimiz 2022 yılında aşağı yukarı %70 temettü dağıtmış. Bu sene baktığımız zaman yine %70-75'lerde bir temettü dağıtımı söz konusu. Bu sene de yine %70'lik bir temettü dağıtımı olacak dersek hisse başına 63 TL'lik. Hadi biz bunu yine daha iyimser senaryoya çekelim. %60'lık bir temettü dağıtımı var diyebiliriz. O zaman baktığımızda %25 hatta bizim söylediğimiz fiyat kademeleri olan nelerdi buralar? 210 liralar ve 190 liralardan aldığımız zaman %30 seviyede bir verimliliği var anlık verimlilikten bahsediyorum aynı zamanda da 60 TL hatta 65 TL'ler civarında ortalama bir temettü dağıtımın söz konusu olduğunu görebiliyoruz bunlar cebimizdeki veriler şimdi bir problem çözeceğiz aslında Aşağı yukarı baktığımız zaman senelik 2 ile 3 kat arasında net temettü büyümesi olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görebiliyoruz hocam? İşte 2021 yılında dağıttığı temettüye bakın. 2022, 2023 ve 2024'te dağıtacağı hesapladığımız 60-65 liralara baktığımızda aşağı yukarı senelik olarak 2 ile 3 kat civarında bir temettü büyümesi olduğunu görebiliyoruz. Fakat yüksek faiz dönemlerinde bu çok daha aşağıda olacaktır. Bunu da tabii ki biliyoruz. Ve yine fakat bu yüksek faiz dönemleri ve durağanlık, satışların kısırlaştığı, arabaların elde çoğaldığı dönemlerde çok uzun süre ya da çok ...çok uzun yıllar sürmez, sürmeyecektir, süremez. Neden süremez? Bunu nasıl Amerika'da gördük? Ya Amerika madem ki faizleri yukarıda çok mutlu, neden artık yavaş yavaş indirmeye gidiyor? Çünkü faizleri yukarı çıkartmak aslında bir kimyasal ilaçtır diyebiliriz. Evet hastalığı çözüyor ama çok yoğun tahribat bırakıyor vücutta. O yüzden hastalığı atana kadar kullanacağız ve attığımız anda o ilacı bırakmak zorundayız. Ömür boyu faizlerimizi yukarıda tutamayız. Çünkü neden? Çünkü şirketler batıyor, startuplar çöküyor, büyüme çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya başlıyor... Hatta daha uzun süre tutarsanız resesyona girme ihtimaliniz ciddi şekilde artıyor. Bu da rakiplerinize yani diğer ülkelerle olan aranızdaki farkı açmanıza sebebiyet veriyor, yol açıyor diyebiliriz. Bu yüzden mutlaka o sorun çözüldükten sonra faizler tekrar aşağı hızlı alınacaktır. Aynı Amerika'da da olduğu gibi dedik. Demek ki bu yüksek faiz ve durağanlık döneminde çok uzun sürmeyeceğini bilebiliyoruz. Biz yine aşağı yukarı kötümser senaryolardan yine hesaplasak yıllık olarak %50'lik bir temettü büyümesinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde 2 sene sürdüğü zaman şirketimizin yani Doğuş Otomotiv'in 2 sene sonraki temettü dağıtımının da 60 liralardan 120 lira hatta 130 liralar tarafına kadar çıkabileceğini görüyoruz. Biz yine bunu iyimser senaryoda 120 lira alabiliriz. Nedir bu 120 lira? Yine hisse başı dağıtımdan bahsediyoruz. Burada da 120 liraları gördüğümüz zaman aşağı yukarı %50 %70 civarında bir senelik temettü verimliliğinden bahsettiğimizi bilmemiz gerek. Bu aslında videonun sonunda vereceğim notların bir girizgahıydı. Yani biz temettü şirketlerini alıp şu anda zengin olmayı düşünmüyoruz ya da şu anda finansal özgürlüğü sağlamayı düşünmüyoruz. Bu içsel büyümesine göre sürekli olarak artarak devam eden o temettü büyümesinden yararlanmaya çalışıyoruz. O yüzden şu anki verimlilik evet tabii ki önemli. Verimli 4 şirket seçtik zaten birazdan da göreceksiniz. Ama önemli olan gelecekteki bu doğaçta yaşadığımız gibi diğer şirketlerde de yaşayabileceğimiz patlayan karlılıklar ve hisse başına sürekli olarak artan bir sistemi kurgulamaya çalışıyoruz. Hemen gelelim şimdi şirketimize geri döndük. Doğuş Otomotiv'e bu dönemde baktığımızda %25-%30 verimlilikler çalıştığında yine görebiliyorduk. Faizin durağanlık dönemi geçtikten sonra zaten bu fırsatlardan biz daha da aşağıdan aldıktan sonra önünün açık olduğunu görebiliyoruz. Gelelim bir sonraki ikinci şirketimize. Burada da enerji sayı göreceğiz karşımızda. Şimdi enerji sayı baktığımız zaman senelik yine temettü büyümesine baktığımız zaman bunu artık kendiniz kontrol edebilirsiniz. Nereden kontrol ettiğinizi gösterdim. Senelik ortalama iki katlık bir temettü büyümesi olduğunu görüyoruz. Geleceğinin çok parlak olduğunu ve özellikle 2025 ve 2030'da iki tane yıl dönümünün olacağını düşünüyorum. Çünkü elektrikli araçlar sonrasında yani elektrikli araçlar artık daha hakimiyeti pazarın büyük çoğunluğunu ele geçirmeye başladıktan sonra enerjisi da sert bilanço patlamalarında çok net şekilde görebileceğiz diyebiliyorum. Zaten şu anki ritüel büyümeleri bizim için çok güzel. 2 tane destek noktasına baktığımız zaman 44.70'ler ve 41.60'lar seviyesi bizim için güzel destek noktaları olacaktır diyebiliriz. Anadolu Hayat hemen 3. şirketimiz oraya geçtim. Anadolu Hayat'a baktığımız zaman aşağıda yine birkaç tane güzel kadememiz var. 38.5 liralar bizim için şu an gördüğümüz güzel bir kademeydi zaten. Aşağı indiğimiz zaman 34.80. 80'ler ve daha aşağıda eğer ki gelirse 32 lira seviyeleri bize yardımcı olacak iki kademe noktasıdır. Peki Anadolu Hayat'a baktığımızda ne görüyoruz karşımıza? Sigortacılığın stabil ve istikrarlı bir büyümeyi sağladığını bizlere gösterebiliyor. Aynı zamanda bu portföy yani bu dört şirketlik portföyü heç eden bir hisse de buraya eklemek istediğim için Anadolu Hayat hissesini buraya koydum. Ortalama bir büyümesi var. Para ile para kazanan güzel bir sistemi olduğunu zaten sigortacılık sisteminin aslında ne olduğunu biliyorsunuz. Bu sigortacılık sistemiyle birlikte ne uçan kaçan patlama büyümeler ne dip senaryoların olduğunu görüyoruz. Stabil ve yukarı doğru hareketi olduğu için ve şu anki verimlilik durumu da kuvvetli olduğu için Anadolu Hayat buradaki 3. şirketimiz oldu. Gelelim son şirketimize İşmen. İşmen aslında Doğuş Otomotiv Enerjisi ve Anadolu Hayat biraz daha orta sektörü bizim için. Yani orta gidişatı bizim için Doğuş Otomotiv ve Anadolu Hayat sağlıyordu. Enerjisi ise tam olarak geleceği sağlıyordu. İşmen ise hem geleceği tam olarak sağlıyor hem de şu an üzerinde korkunç bir verimlilik bulunduruyor. Bu iki neden de olmasından dolayı İşmen'i de buraya ekledim. İşmen'in ana mantığına baktığımız zaman borsanın ve halka arzların popüler olduğu aşağı yukarı 2 senede bir bir pig yapar, hızlı bir yükselme, muazzam bir kar verir sonra biraz daha durulur. Şu anki yüksek fırsatı üzerinde bulundurması da hisseyi buraya katmamıza sebebiyet verdi. Yine dediğim gibi biraz yataylıklarını yapar 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 sonra yine o 2 senede bir iki piglerinden yine yapar ve muazzam karlıklarla yoluna devam ettirmiş olur biz. Peki bu 4 hisseyle aylık 30 bin TL temettüyü nasıl alacağız? Ne kadar para yatırmamız gerekiyor? Gelin biraz da onu konuşalım. Şimdi öncelikle ben şunu net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemlerde bu daha da iyi anlaşılacaktır ama ben her zaman alım için sizlere söylemiştim. Birkaç kademem vardı. 7800'ler bu kademelerden bir tanesiydi. Biz bunu söylediğimizde endeks 7400, 7500, 7600'ler, e, düzeltiyorum. 8400, 8500, 8600'ler seviyesindeydi. Ben 7800'lerde bir kademem olduğunu, 7400'lerde ikinci kademem olduğunu, 7150'lerde üçüncü kademem ve 6700'lerde de son kademem olduğunu söylemiştim. Hala da bu kademelerin arkasındayım. Ha son kademeye değmeyebilir. Değmezse alamamış olursam bunu farklı bir portföy kaydırmış olurum. Zaten şu anda borsaya alayım diye o parayı Boşta da beklettiğimiz yok. Farklı yatırım araçlarında özellikle de hep söylemiştim. Eylül ve sonrasında dolar bazlı yatırım araçları daha fazla kazandıracaktı diye. Kriptolar yabancı ise senetleri bu taraftaydı. Ama benim kademelerim bunlardır ve buralara değeceğini düşündüğüm için bu kademeleri seçiyorum. 6700'e değer mi? Evet bence 6700'e kadar bir çekilme görürüz. Çok yüksek bir çekilme mi 6700? %15 sadece. %15'lik bir çekilmeyle biz 6700'lerdeyiz. Peki 8400-8500'lerden fitil yaptığı yere ne kadar düzeltmiş? %15. Bir %15 daha düzelttiği zaman 6700'lerdeyiz. Ne demek istiyorum? hocam derseniz de bu portayı kurmak için yine acele etmemize gerek olmadığını ifade ediyorum. Düştükçe kademe kademe almak bizi daha sağlıklı bir serüvene, daha sağlıklı bir zenginlik noktasına götürecektir. Finansal özgürlüğe götürecektir. Çünkü temettü hisselerinde dağıttığı temettünün büyümesi kadar bizim o şirketi ucuzdan almamız da verimliliğimizi etkiliyor. Şimdi hemen bakalım hızlıca notlarımıza. Bunlar önemli notlar. 1. Geleceğin karlı şirketlerinin yakasını bırakmadan seçim yapmaya çalıştık. Özellikle burada enerjisa, özellikle burada işmen, bizim için temeli çekti diyebiliriz. İkinci noktamıza geldiğimiz zaman 2 milyon TL ile ortalama %20-25 verimlilikle aylık 30 bin TL temettüyü net alabileceğimiz bir portföydür. Yani bu 30 bin TL'lik temettüyü alabilmek için kurmamız gereken miktar aşağı yukarı 2 milyonlar civarındadır. Yine bunları hep görece güzel hesaplamaya çalıştım. Yani daha iyimser senaryolarda hesaplamaya çalıştım. Normalde aşağı yukarı 1,5 milyon liralık bir sermaye ile kurduğumuzda da aylık 30 bin liralık bir getiriyi burası sağlar ama ne olur ne olmaz diye iyimser bir senaryo ile kurmaya çalıştım. Lütfen tırnak içerisinde söylüyorum sakın faiz daha çok verimli. Faiz şu anda 2 milyon TL aylık daha fazla para veriyor demeyiniz. Çünkü arada dağlar kadar fark olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli nokta. Burada hangi seviyeden aldığınızın çok önemli olduğunu ve asıl etkinin 5. seneden sonra başlayacağını ilk örnek olan Doğuş Otomotiv'de sizlere anlattığım gibi yorumlamanızı sizlerden rica ediyorum. Bir de üstüne kartop etkisi yaparsak o zaman muazzam olur. Nedir o? Şimdi Doğuş Otomotiv ne demiştik? İşte 60 lirayla başlıyor. 2 senin sonunda kötü bir gidişat olmasına rağmen 120-130 liralarda temettü dağıtıyor demiştik. Bir de her sene dağıttığı temettüyü de hissenin içerisine sokarak bir kartop etkisi içerisinde sene sokabilirsek daha da güzel olacaktır bizler için diyebiliyoruz. Bunlar şu an kurup hızlı bir şekilde temettüye dönüştürebileceğimiz 4 şirketlik bir portföydür. Önümüzdeki günlerde şu an temettü bile dağıtmayan ya da dağıtırsa da çok az temettü dağıtan ama gelecek 10 sene ve sonrasında ya da 5 sene ve sonrasında çok daha ivmeli hareket edebilecek daha yoğun teknoloji şirketlerinden oluşan bir portföyü de yine sizlere sunacağım. Burada yapabileceğiniz en güzel senaryo bu iki portföyü mix etmektir. Yani bu iki portföyü karıştırarak ortaya çıkan portföyle işlem yapmanız hem geleceği çok daha net hece etmenizi hem de şu anki fırsatlardan yararlanmanızı sağlayacaktır. Bu 4 hisseyle net şekilde 30.000 TL'yi aylık alabileceğimiz 1,5-2 milyon lira bandıyla kurduktan sonra bu getiriyi elde edebileceğimiz. Tabii ki hissenin içsel değerinden dolayı da zaten ana paramızın korunmaya devam edeceği bir senaryoyu görebiliyoruz. tek ricam burada acele etmeyelim. Faizlerin bu kadar arttırıldığı dönemde tüm paramızı da şu an itibariyle kurmaya gerek yok. Bu kademeleri bekleyerek kademe kademe almak ve yani bu işi acele etmeden bir zamana yaymak bizler için çok daha rahat ve mantıklı olacaktır diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.